Acısız güzellik olmaz derler. Ama bu gerçekten bu kadar zor mu olmak zorunda? Ay pudra sıkın. Öpşş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 ş
senin için taptaze güzellik tüyolarımız var. Pekala. Ne? Bugün parti mi var? Ay çok ani oldu. Ah, süslensem iyi olur. Kesinlikle pembe kullanmalıyım. Bu kolay oldu. Ama uygun bir ruj olmadan... Göz makyajının ne anlamı var? Ay şaka mı bu? Rujum da tam bitecek zamanı buldu. Ama renksiz bir dudak parlatıcım var. Ve onu nasıl renklendireceğimi biliyorum. Göz farı hemen yapışıyor. Biraz makyaj sihri görmeye hazır mısın? Her zamanki gibi dudaklarına sür. Yumuşak parlatıcı harika sürülüyor. Bak renkler nasıl ortaya çıktı. Ve son olarak dudaklarını biraz birbirine sürt. Harika oldu. Hazır olmak için tam 2 saatim var. Ağırdan alayım da tadını çıkarayım bari. Sıvımı aldım. Güzelleşmeye hazırım. Hey! Niye hiçbir şey çıkmıyor? Ne yapacağım şimdi? Bu akşama ne kötü bir başlangıç yaptım. Ama belki işleri tersine çevirebilirim. Plastik bir pipet harika bir makyaj aleti olabilir. Ucundan bir parça kes. Ve bunu fondöteni çıkarmak için kepçe gibi kullan. İçinde ne kadar çok malzeme kaldığına şaşıracaksın. Çıkanları küçük bir kaba aktar. Bu sana birkaç gün yeter. Neredeyse hepsini çöpe atıyordum. Kozmetik dükkanına gitmekten de kurtuldum. Dahice. Ay, daha çok pipet almalıyım. Miau. Yakıyorum. Hey, fondötene boğuldum. Kılları sertleştiği için böyle oldu. Yeni kurabiye tarifim çok başarılı. Bella, korkma, geliyorum. Bella, ne oldu? Makyaj kazası mı üzdü seni? Sorununu nasıl çözeceğimi biliyorum sanırım. Bir lastik eldivene biraz sabun sık. Sonra kirli fırçayı buna sür. Sürtünme birikmiş makyaj malzemesini çıkarır. Su temiz akmaya başlayınca işin bitmiş demektir. İyi görünüyor ha? Fondöten kalıntısı kalmadı. Bunun bu kadar kolay olduğuna inanamıyorum. Harikasın Vicky. Önce şu yüzünü bir yıka da. Görüşürüz. Kızların tüm makyaj fikirlerini ve tüyolarını nereden bulduklarını biliyor musunuz? Tabii ki magazin dergilerinden. Wow, dudaklarını nasıl bu kadar dolgun gösterebiliyor acaba? Ben bunu nasıl başarabilirim? Makyaj malzemelerini alsam Lana ne der acaba? Bu kirpik yapıştırıcısı işe yarayabilir. Belki dudaklarımı bu şekilde dolgunlaştırabilirim. Bella, azıcık çılgınca olmadı mı bu? Hey Lana, ne düşünüyorsun? Sanırım bunlara birkaç makyaj tüyosu öğretmemiz gerekecek. Bazı kızlar zaman zaman simli şeyler kullanmayı severler. Ama Lana gibi biriyseniz siz de sime doyamıyorsunuzdur. Ay şuna bak, ne kadar da parlak. Lana, makyaj fırçalarını el işi yaparken kullanmaman gerektiğini düşünüyordum. Ama nerede? Kız simlerin büyüsüne kapılmış gitmiş. Hey Lana, ne yapıyorsun? Öyle işte, sevdiğim şeylere sim ekliyorum. Hayır, bu senin değil. Evet benim fırçam. Hayır Lana ya. Bunu geçen hafta satın almıştım ve bu şey gerçekten çok pahalı. Tüm bu boyayı ve simi nasıl çıkaracağım?
Dua et de bu temizlik metodu işe yarasın. Yoksa bana yeni bir fırça borçlusun. Ay tamam ya. Gerekirse alırız yenisini. Makyaj fırçanızı temizlemeniz mi gerekiyor? Bunun gibi düz bir Lego parçasına biraz sabun koyun. Güzelce bir damla döktükten sonra fırçanızı alın ve plastik Lego parçasının üzerinde gezdirin. Ay, şu kire de bak. Ay gerçekten temizleniyor. Bu hareketi tekrarlarken fırçanızı durulamayı da unutmayın. Fırçanız tertemiz olunca yapmayı kesebilirsiniz. Tamamdır Lana, sana iyi bir haberim var. Bunun sayesinde fırçam yepyeni gibi oldu. Süper, geri alabilir miyim fırçayı artık? Anladım, vermeyecek seni. İyi tamam, bir daha eşyalarına dokunmam. Ama bu makyaj malzemelerini zaten önceden almıştım. Bunlara dokunabilirim. Bakalım neler varmış. Buldum, burada 10 tane falan fırça var. Her şey isimlemeye yeter. Ama Bella bunları keşfettiğinde etrafında olmak istemiyorum. Bella'nın doğum günü partisi için 1 saat kaldı. Lana, balonları şişirmek için acele etmen lazım. Ay, bu makyaj süngerine ne oldu? İğrenç gözüküyor. Bunu yüzüme sürmem ben. Ay, sanırım... Aman süngere dikkat edin. Ve balon söndü. Öf Bella ya. Neden böyle sert hapşırıyorsun ki? Ah, affedersin. Ama elimde değil. Hey, sönen balonu buldum. Acaba bunu sünger olarak kullanabilir miyim? Bunun için balonu azıcık şişir ve ucuna fondötenini sür. Yüzüne uygula ve sonra nazikçe yaymaya başla. Hey, fena olmadı sanki. Lateksin düz yapısı sayesinde gözenekleri kolayca kapatabilirsin. Ve bitmek üzere. Wow, sönmüş bir balon sayesinde bu kadar şahane gözükebileceğini kim bilirdi? Nasıl olmuş Lana? Vay be kızım, ciddi şahane görünüyorsun. Ve bunu balonla mı yaptın? Helal olsun. Makyajımı bitirdim. Artık sana yardım edebilirim. İyi ki doğdum. Gerçekten lazımken makyaj malzemelerinin olmaması berbattır. Ders başlıyor. Aa, tebeşir lazım. Kimsede tebeşir var mı? Yok. Bende de. Bende de şu var. Ay, yüzüm. Ne yapıyor bu? Neler oluyor anlamıyorum. Biraz daha ovalayayım. Tamam olacak. İşte tebeşir. Yani gibi. Bununla tahtaya yazabilirsiniz. Biraz iğrenç olabilir. Aa, yüzüm. Bütün makyajım. Neyse ki sınıfa makyaj malzemesi sokmanın bazı tuhaf yollarını biliyoruz. Sonra annemin ne istediğine inanamayacaksın. İş bulmam gerektiğini söyledi. Evet, çok para harcıyorsun. Ay Madison, sakın bakma. Nasıl yani? Olamaz. Belki beni görmemiştir. Seni gördüm. Derste makyaj yok. Of, bu haksızlık. Bir dakika, bir fikrim var. Yedek makyaj malzemelerim. Ama görürse bunu da alır. Nereye saklasam? En iyisi boyaların altına. Hey, aklıma müthiş bir fikir geldi. Bir sulu boya kutusu lazım. Boyaları çıkarmak için bir de maket bıçağı. Şöyle çıkarıyorum. Güzel. Şimdi sıradaki adıma geçelim. Sıra en sevdiğim makyaj paletinde. Maket bıçağını alıp farları kazıyorum. Tam gereken miktarda. En sevdiğim renklerin hepsi burada. Şimdi biraz parfüm ekleyelim. Nazikçe karıştırıyorum. Bitti. Sadece bir boya fırçası lazım.
Fırçaya biraz alayım. Madison, resmen yüzünü boyuyorsun. Bir dakika. Aa, bu boya değil. Sen ne yapıyorsun Madison? Ve mükemmel. Makyaj bitti. O kadar etkileyici ki aklımı oynatacağım. Al makyaj malzemelerini.